Devlet memuruyum. Ülkemizde fuhuş gibi haram yollarla elde edilen gelirlerden alınan vergilerle maaşımız ödeniyor. Bu durumdan huzursuzum. Ne tavsiye edersiniz? İstersen devlet memuru olma. Sonuçta hepimiz e, devletin bu haram kazanç, e, kazançlarıyla yaptığı şeylerden istifade ediyoruz. Yolundan da köprüsünden de. İlla da memurlar değil yani. Devletin bunu yapması büyük bir ayıptır. Hangi hükümet gelirse gelsin bu değişmiyor. Neden? Çünkü devlet değişmiyor. Devlet bunu istiyor. Hükümet bir hükümet ister bir hükümet istemez icabında. Ama hangi hükümet gelirse gelsin bunu değiştiremiyor. Çünkü devlet denilen yapı bunu istiyor. Hükümet kim olursa olsun. Devletin dediği oluyor, hükümetin dediği olmuyor. Ve bir devlet düşünün ki kendi evladının alçaklar tarafından satılmasına razı oluyor, mafyalar tarafından tuzağa düşürülmesine, kötü yollara düşürülmesine, satılmalarına, mal gibi kullanılmalarına razı oluyor ve hatta onlardan vergi alıyor. Bu bir utançtır. Bir insan karısını, kızını satsa haşa huzurdan buna ne denir? Bu milletin kadınları devletin evladı gibidir. Bir baba evladını satsa ona ne denir? Devlet nasıl böyle bir şey yapar? Bu fuhuş hanelerin kapısına bir de polis koyuyorlar. Bu günah rahat rahat işlensin diye. O kızları oradan kurtaracaklarına devlet gücün var senin. Sen devletsin. Benim onları oradan kurtarmaya gücüm yetmez. Sen devletsin. Nasıl buna müsaade edersin? Senin karına kızına böyle yapsalar kurtarmaz mıydın? Karını kızını bu yollara düşürseler alçaklar müdahale etmez miydin elindeki devlet gücünü kullanmaz mıydın hatta bırakın bu yollara düşürülmeyi devlet idare edenlerin karısına kızına bir laf söyleseler onları derhal hapse attırıyorlar öyle değil mi ha, ben attırmasınlar demiyorum namus namustur alçaklık yapan cezasını çekecek elbette hangi kadına iftira atarsa bir alçak cezasını çekmeli ben düşmanımın karısına kızına bile bir iftira atsa aynı şeyi söylerim şerefsizler elbette ki ceza çekmelidir. Kendilerine gelince kendi karılarına kızlarına laf söyleyenlere hemen susturuyorlar, hapse atıyorlar. Ama milletin karısı kızı fuhuşhanelerde satılıyor. Neden onlara müdahale etmiyor devlet? Onları kimin bu yollara düşürdüğü, o kadınları satan şerefsizler, onlar sayesinde geçinen, zengin olan alçaklar, namussuzlar, onlar neden hapse atılmıyor? Onlara neden devlet müdahale etmiyor? Devlet, tüm başka günahı olmasaydı bu günah bu devlete yeter. Bunun gibi daha çok günahlar var da, içkisinden kumarına, faizinden zinasına, LGBT'sinden bilmem nesine nesine kadar. Daha çok günahlar var da, Allah'ın kanunlarını kaldırıp, batıdan kanun almak gibi, daha çok günahlar var da, hani başka günah olmasaydı bile, şu memleketin kızlarının kötü yollara düşürülmesi, ve buna müsaade edilmesi ve bir de onlardan vergi alınması bu utanç, bu günah yeter. Efendim zaten biz buna izin vermesek bile millet zaten zina etmek isterse eder. O zaman diyelim ki bin kişi eder, şimdi milyon kişi ediyor. İslam neden haramlara izin vermeyin diyor. Haramların yayılmaması için tamamen sıfırlamak mümkün olmayabilir. Ama yayılmasını engellemiş olursunuz. 100 tane olacağına bir tane olur. 99'u kurtulmuş olur. Serbest ettiğiniz zaman haramlar yayıldıkça yayılıyor. Şimdi bu soruyu soran ben bundan huzursuzum diyor. Devlet bana maaş veriyor. Elbette huzursuz olacaksın. Olmalısın. Olmazsan imanın yok zaten. Her iman sahibi bundan huzursuz olmak zorundadır. Bundan huzursuz olmayan imanı yoktur. Açık söylüyorum. Devletin kendi vatandaşını, kızlarını satıp onlardan vergi alması, bundan rahatsız olmayan imanı yoktur. Tüm haramlar için bu böyle. Haramlardan rahatsız olmazsan imanın yoktur. Peki aldığı maaş haram mıdır? Haramdır diyemeyiz çünkü devletin gelirlerin yüzde 99'u vergi gibi yer altı, yeraltı, yerüstü zenginlikleri ile elde edilmektedir. Böylesi haram yollar da var ama bunlar azdır. Hüküm çoğunluğa göre verilir. O yüzden bu haramlardan da vergi alan devletten maaş almak haramdır diyemeyiz. Çünkü helal yollarla elde edilen devlet gelirleri daha çoktur. Çoğunluğa göre hüküm verilir. Eğer haram yolla elde ettiği gelirler çok olsaydı o zaman bu devletten maaş da alınmaz denilebilirdi. Ama helal yolla elde ettiği gelir daha fazla olduğundan en azından biz öyle biliyoruz. O yüzden maaş almak haramdır diyemeyiz ve milyonlarca memur için bu durum söz konusudur. Hepsinin haram lokma yediğini söylemek için çok daha kuvvetli delillere ihtiyaç vardır.